Sen su içmek dedin. Su içmek de çok konuşuldu ya. Yemek arasında içmeyin. Yemekten yarım saat önce ve sonra içmeyin diye. Katılmıyorsun buna sen. Kesinlikle. Yemek sırasında su için ki. Bakın ben size bilimsel açıklamasını yapayım. Yemekle birlikte yani bir kere yeme hızınız yavaşlasın. Mesela yemekle birlikte su içmediğinizde kaşık sürekli ağzınıza gider. Ama bir yudum sudan, bir yudum yemekten aldığınızda bu sizin yeme hızınızı yavaşlatır. İkincisi su midenizde hacim kaplar ve size tok hissettirir. Üçüncüsü özellikle bağırsaklarda birlikte yediğimiz o yiyeceklerin iletimini kolaylaştırır ve kabızlık için çok iyi bir çözümdür. Yemekle birlikte gönül rahatlığıyla su içebilirsiniz. Ben 2 bardak su içerim. Hatta o Instagram'da paylaştığım fotoğraflara da bak, susuz sofraya oturmam yani. Size de örnek olsun diye, yeme alışkanlıklarımızı değiştirelim diye bu şekilde tavsiye ediyorum. Ama hemen güzel. Acıkmaz mıyız suyla doldurursak? Hayır, acıkmayız. Acıkmayız. Ama öbür türlü daha çok yeriz. Bir de şöyle bir düşünce vardır. Duydun mu Elifçin bilmiyorum. Suyla beraber, yemekle beraber su içtiğiniz takdirde yemeği sindiren enzimlerin faaliyeti azalıyor ve sindiriminiz uzuyor ve zorlaşıyor diye. Yok öyle bir şey. Hiç böyle bir şey yok değil mi? Keşke yani öyle bir şey yok. Mide genişliyor diyorlar. Mide şöyle, zaten siz o suyu içmeseniz o suyun yerine geçecek daha büyük hacimde yemek yiyeceksiniz ve daha yüksek kalori alacaksınız. Yani bugün biz oruç tutuyoruz, akşama kadar aç kalıyoruz, gayet hayatımıza devam ediyoruz. Ve biz bugün şunu biliyoruz, beslenme yetersizliği yapmayacak bir kalori kısıtlaması bir canlının yaşamını uzatan önemli parametre. Hani daha çok yiyelim diye değil de daha az, bütün besin gruplarından olacak şekilde ilaç gibi nasıl beslenebiliriz'i düşünmemiz gerekiyor. O yaşamak için yiyenler, bir de yemek için yaşayanlar var. Bunu sen söyleyince kimse inanmayacaktır hayatım. Ama gerçekten öyle çok yiyorum ben. Ama bak bütün zayıflar böyle evet, der tamam mı? Evet. Bütün zayıflar der ki ben çok yiyorum. Bütün metabolizmam bunu öğütüyor. Kilo problemi olanlar da der ki ya ne yesem yani yarıyor. Belki de yediğin sana içsem. Çok geliyordur. Hani, evet ama işte gerçekten bunun yanına göre çok iyi spor yapıyorum. Peki miden küçüktür çok yiyorum gibi de düşünüyor olabilirsin. Zannetmiyorum. Öyle bir şey olabilir. Bunu yan yana arkadaşlarıma yemek yerken görüyorum. Görüyor musun? Evet, gözlemliyorsun. Epey yiyorum. Kızıyorlar bana. Aynı yiyor. Sinir oluyorlardır eminim. Ama belli bir yaşa kadar balık etliydim ben de. Sonra onun kontrolü elime geçti. Bu işlere başlayınca vesaire. Dikkat etmek dikkat lazım. Dikkat etmek lazım evet. Bilinçlisin zaten. Çok güzel gerçekten. Senin mesela çocukların. Meyve suyu istediklerinde, dışarı gittiklerinde, anne çok terledim, çok sıcak oldu, soğuk bir şey içmek istiyorum dediklerinde ne yapıyorsun? Yanına sence benim mı taşıyorsun? Çocuğum öyle bir şey der mi? Bir de o var, evet bir de o var. Ben onları çekirdekten yetiştiriyorum. İstemiyorlar geçen değil mi? Ki, ama çocuk... arkadaşını da görünce mesela hani ne bileyim bir doğum gününe gidiyorlar, arkadaşları bir araya geliyorlar, orada kolalar, meyve suları falan. Hiç içmez mi, tercih benim etmez çocuk mi? Ne diyor biliyor musun? Anne diyor bu boyalı şekerli suları bunlar nasıl içiyor ya? Helal olsun. Anasının oğlu. Şimdi şöyle tabii çocuğa iyi dedikodu yapmak ve kötü dedikodu yapmak bizim elimizde. Sonuçta yemek öğrenilmiş bir davranıştır ve biz çocuklarımıza örnek oluyoruz. Siz bunu yerseniz o da onu yer. Siz onu içerseniz o da onu içer. Şimdi geçenlerde biz pek sık yemeyiz ama bir arkadaşımıza gittik. Onlar da pizza ısmarlamışlar. Bir baktım çocuklar yiyor. Ben de çok açtım aslında. Gittim bir dilim de ben aldım. Sonra başladım pizza hakkında dedikodu yapmaya. Ay dedim ne kadar da kötü, ne kadar da yağlı. Aman dedim kaloriler size gitmesin, azıcık bana gelsin filan. Neyse ben o bir dilim pizzayı yedim. Şimdi benim küçük oğlum sürekli annem nasıl pizza yiyorsun biliyor musunuz diye alıyor şimdi mahsustan elinde pizza alışkın varmış ya. Gibi. Ha. Ay ne kadar da kötü, ne kadar da yağlı, aman tanrım diye ısırıyor. Ama diyor yiyor diyor. Ben de diyorum ki sen yemeyesin diye ben yiyorum filan şeklinde. Yani çocuklara yiyecekleri sevdirmek ya da sevdirmemek bizim elimizde. Bu şekilde davranabiliriz. Çok teşekkür ediyorum Ayça. Canımsın. Gerçekten bayramın ilk günü ve programımızın son gününde seninle birlikte olmak canımsın. Gerçekten çok güzeldi. Yıl boyunca da bizim yanımızdaydın. Çok güzel konular konuştuk gerçekten. Eksik olma. Ezgi'cim seninle program yapmak benim için çok büyük bir zevk. Umarım daha nice programlarına konuk olarak gelebilirim. Tabii ki çok isterim. Bilgilerimizi birlikte paylaşırız. Ben çok mutluyum. Bugünden bütün ülkemizin bayramını kutluyorum. Ben akşam Adana'ya anacığıma gidiyorum. Ay çok selamlar. Nice bayramlarımız hep birlikte olsun inşallah. İnşallah. Tuna ablacığım çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Bakalım menüyü beğenecek misiniz? Beğeneceğiz. Bayram yemeğimiz hazır. Efendim tabii ki şunu şöyle kenara alalım. Efendim güzel güzel lezzetler yaptık. Tuna ablacığım sana da çok teşekkürler. Nice nice bayramların olsun inşallah. İnşallah hep beraber. Harika bir bayram sofrası hazırladık. Fatma ablacığım gel. Gel hayatım.
Bir yıl boyunca birlikteydik gerçekten. Birçok kez çok farklı örnekleriyle, güzel fikirleriyle bizlerle oldu. Sana da çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Efendim güzel güzel işlerde tekrar tekrar birlikte gelmek ümidiyle. İnşallah. Elif'ciğim, programı kapatacağız senin güzel sesinle. Sana da çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için tekrardan. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Harikasın. Geçelim şöyle gel. Sizler de buyurun. Buyurunuz efendim. Elif'ciğim yerini alalım. Şöyle. Arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Hangi şarkıyı dinleyeceğiz? Karadeniz'e gidiyoruz. Divane aşık diyoruz. Divane aşık gibi. Evet. Şahane bir sofra. Sofranın başında toplandık. Efendim. Konya tandır yaptık. Soğanlarla, pide ile beraber usulüne uygun yapıldı ve sunuma hazırlandı. Bademli pilavımız var yine aynı şekilde. Bayram sofrasına yakışır güzel evet. bir lezzet. Ve kadayıflı, vişneli ekmek kadayıfı. Afyonuzlu ekmek kadayıfı kaymaklı. Çok güzel ya. Ya hem bayram olması çok güzel hem de Ekim'den bu yana 9 ay, yaklaşık 9 aydır sizlerle olmak çok güzel. Ben öncelikle bizi... yalnız bırakmayan tüm seyircilerime teşekkür etmek istiyorum. Hanımlara, beylere eksik olmayınız. Nice nice güzel günlerde görüşmek dileğiyle diyorum efendim. Çok güzel konukları ağırladım. Çok güzel bilgiler aldım. Sizleri tanıdım. Sizler beni daha iyi tanıdığınızı umuyorum. Efendim güzel işlerde görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. İyi bayramlarınız olsun. Sevgiler, güle güle.